Merhabalar. Ben Kütahya Altıntaş Eymir Köyü'nden Mustafa Koçak. FN7 orbitolojik tarımı ilk olarak pancarda deneyen kişi olarak pancarda faydalarını biraz tanıtmak istedim. Geçen yıl pancarlarımıza bu Cercor Spora hastalığı olduğu için ilaç atmadık. FN7 kullandık hastalık başladıktan sonra. İşte biraz tereddütlü yaklaşmıştık. Acaba faydası olur mu diye. Yılda bir defa FN7 kullandık tarlaya. Yaklaşık olarak 10 dagara 1 litre kullanmamıza rağmen yani çok güzel bir verim aldık geçen yıl. Bu yıl FN7 kullandık. Hala kullanıyoruz. Bu yıl Cercospora hastalığı için ilaç kullandık. Ondan sonra FN7'imizi bir defa yaprak gelişimindeyken attık. Çok güzel bir verimi oluyor. Toprakta su tutma oranı yükseliyor. Ondan sonra kayasa olmaz. Yani pancar çıkma yaparken, pancar çıkarken yani kayasaya bükülüp içeride kalıp ölmüyor. Güzel bir toprağı ayrıştırma şeysi var. Biz Cercospora hastalığına ilaç kullanmadık. Kullanmadığımız için pancarlarımızın yaprakları devamlı öldü. FN7 sayesinde bu yapraklar yeniden çıktı. Ondan sonra pancarlarımıza dolu yağdı. Dolu yağdıktan sonra yine pancar yaprak çıkarttı. Yine dolu yağdı, yine çıkarttı. Bu şekilde söküm zamanında işte söktüğümüz gün 6,5 ila 7 ton pancarımızı aldık. Normalde yan tarafımızdaki tarlalar, daha önceki yıldan bahsediyorum. Yan tarafımızdaki tarlalardan verimler 4,5 ton civarındaydı. Ona rağmen bizim kendi tarlamızda 6,5 ila 7 ton pancar verimi aldık. Güzel bir verimdi. Şu an öğlenin sıcağında yaklaşık olarak herhalde bir 40 derece vardır. Şu yaprakları bir gösterirsem. Yapraklarımızda hiçbir şekilde böyle boyun bükme şeysi yok şu an için. Şu an için yan tarafımızdaki tarlalara göre çok güzel bir verimi var. İnşallah bu yıl 20 polar bekliyoruz. Güzel de pancarın fiyatı bu yıl. İnşallah bu yıl FN7 sayesinde güzel bir verim alacağız. Güzelce kazanacağız. Normalde FN7'yi kullanmadığımız zaman gübre yetmiyor. Dagarına 25 kilo üre atıyorduk. O da yetmiyordu tabii haliyle. Yapraklarda biraz sararma oluyordu. Ama şu an FN7'yi kullandığımız için dagarına 17, 18, 19 o civarlarda, tam olarak kilogramını diyemiyorum ama o civarlarda üre gübre kullandık. Üre gübreden de biraz tasarrufumuz oldu. Bayağı bir tasarrufumuz oldu. Gübrenin fiyatları da şu an için haliyle yüksek olmasına rağmen FN7'de bayağı bir uygun olmasından dolayı bayağı bir bizim için bir maliyet külfetinden kurtardı. Farkındalarını görmesi için kendi tarlama, ayrı bir tarlama, az bir tarafını FN7 kullanmadım. Yani arasındaki fark uçurum. Gerçekten. Çok felaket derecede çok nasıl diyeyim, müthiş bir fark var. FN7 kullandığımız tarlada yapraklardan aralar gözükmüyor. Şu şekilde dik olarak göstersene. Yapraklardan ara gözükmüyor. Bu 45 santimlik ara gözükmüyor. FN7'yi kullanmadığımız tarlada bayağı bir gözüküyor. Ara çok felaket derecede gözüküyor. Keşke oraya da millete göstermek yerine oraya da FN7'yi ataydık da verimi güzel olsaydı diye düşünüyorum. Evet, bu FN7 kullandığım tarla. Diğer FN7 kullanmadığım tarla ise burası. Bu şekilde verimi bayağı bir düşük gibi görüyoruz. Pancar araları belli oluyor. Bayağı bir zayıf. Yeni sulanmasına rağmen bayağı bir zayıf yani. Su tutma oranları da bayağı bir düştü. Gübreyi de biraz fazla dayamamıza rağmen olmadı bu yıl.